120 tane kuklayı bazı insanlar belki ömrüne sığdıramaz yani, o kadar kuklayı yapabilmek için süre. Ben Peki abi, hızlı ve etkili kukla yapmak çalışıyorum. mesela nereden aklına geldi? Yani Yani şimdi bir hakikaten evet. yani hiperaktivitenin çok ötesinde bir aktiflik sizinki. Şöyle düşündüm. Yani kukla yapmak. Yani çoğu Çok kimsenin evinde kukla yoktur. ha. Yani bırakın Ya, yapmayı. evet. Şimdi siz bu kadar yoğun müzik, resim, kitap yazma, konserler, sahne, Hepsi devam ediyor. bunlar devam ederken bir de ben kukla yapayım. Evet. Şimdi kukla çok önemli bir konu. Muppet Show'u hep izliyordum. Ağzımda sular akıyordu. Hoşuma gidiyordu. Sonra bir inceleyeyim dedim şu Muppet Show'u. Muppet Show'u yapan çocuk Jim Henson diye bir İngiliz. Peki nasıl oldu da o iş gelişti? Jim Henson işte kendince bu işleri yaparken, yani daha ilk evrelerinde bir Amerikalı iş adamı geliyor, görüyor sen ne yapmak istiyorsun diyor. O da diyor ki ben televizyon canavarları yapmak istiyorum. Ama kendine göre böyle biraz şey takılıyor. Yani avantgard takılıyor. Ondan sonra peki diyor benden gelir misin? Ben sana diyor atölye açacağım, mekan bulacağım. Yani her malzemeyi temin edeceğim. Yeter ki şeyini yap, bu kuklaları istediğim boyutta yani oluştur. Memnun oluyor, gidiyor Amerika'ya. Amerika'da her şeyini sağlıyor ona, o muhterem Amerikalı. Ondan sonra bu Jim Henson de bunları yapıyor ve şey alan, Oscar alan 2-3 film de yapıyor onlarla. Yani evet, müthiş bir olay. Şimdi ben onu düşünürken dedim ki Camcı İsmail vardı benim bütün gazino programlarıma koyduğum bir kuklacıydı. Çok severim çocukluğumdan beri kuklayı. İsmail'in oğlu vardı, Nevzat daha gençti o zaman. Oynatıyorlardı baba oğul. Hoşuma gidiyordu. Bir gün işte Nevzat'la karşılaştık. Dedim ki Nevzat senin bu babanın yaptığı ya da senin yaptığın bu kuklalar neden dedim. Dedi Erol abi şeyle yapıyoruz işte alçıyla ve dedi şeyle o odunla onu keserek ederek yani o kibriği oluşturuyor işte ibiş ibiş. Yani işte tuzsuz bekir tuzsuz bekir yani Arap bacı neyse işte beberuhi. O zaman dedim ki ona ben Nevzat sana dedim hep düşünüyorum ya şeyi Mapuçoğu ona rakip gibi düşündüm kendim yani ben de Türk özgün kuklacılığını o kadar iyi geliştirdim ki hızla onun karşısına dikeriz inşallah Kültür Bakanlığı da bu işe sahip çıkar diye düşündüm ve hızla girdim Sutex fabrikasına gittim. Dedim ki burada işte kukla yapmak istiyorum. Sizin fabrikadan yararlanım. Neyse ücretini takdim edeceğim. Aman Erol Bey dediler, buyur gelin yap dedi. Bu çok özel bir şey, güzel bir şey. Neyse ben oraya intisap ettim. Bir oda tahsis ettiler. Allah razı olsun. Çok güzel insanlardı. Ertuğrul Bey olsun, Cengiz Bey olsun, diğer bütün arkadaşlar. Hepsi çok beyefendi, güzel insanlar. Neyse orada ben 4 sene kadar takıldım. Orada bayağı çalıştım. Ve özgün kuklalarımızı oluşturmaktan yana gayretimi sürdürdüm. Ama o sırada Nevzat'a sürpriz yaptım. Nevzat dedim sana işte onun öncesinde söylemiştim. Kuklalar yapacağım yeni dedim. Yapma yavrum nasıl yapacağız? Çok zor iştir şudur budur falan. Yok dedim olur dedim. O kadar hızlı çalıştım ki 4 senede o 120 kuklayı bitirdim yani. Hepsini önce kendim yapıyorum kafasını. Sonra onu gümüş lak sürüyorsunuz üstüne. Var tabii parlatıcı başka şeyler de var. Silikon şeyler falan. Neyse sonuçta o teknolojiyi kalıp çıkarılıyor. Tekrar işte kumlanıyor. Derken kapak takılıyor. Rotasyona gidiyor. İçine PVC konup işte fırında oluşturuluyor. Aspire ediliyor. İşte sonra makyaj yapıyorum. Üstüne saç sakal dikiyorum. Kretvarla gözlerini açıyorum falan. Yani bu işin teknolojisini iyice öğrendim yani açıkçası.